Hiçbir suçun yok. Artık korumaya da ihtiyacın kalmadı. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Öyle emir aldım. Sana başarılar. Oğluna geçmiş olsun diliyorum. Sağ ol. Hanım. Efendim, beni Haydar Bey gönderdi. Sizi alacakmışım. Öyle mi? Bırakın, ne cüret amirim? Bırakın. Karakolda saldırıya uğruyoruz. Bakın Hüsnüye Hanım. Sakin olmazsanız yaşınıza bakmam, atarım nezarete. Torunum zorla kaçırılmış. Kaçırma falan yok. Öyle mi? Öyle bir şey varsa söyle oğlum. Siz de gidebilirsiniz. Delirdin mi sen? Bu kadın kim biliyor musun? Suç dosyası çok kabarık. Onu sana veremem. Sonra defolup gidecek misin başımdan? Kapıda polisler sorduk, onlar anlattı. Bu çocuk sorduğunu da anlattı. Darlandım gari. İyi de teyzeciğim, Mehmet Hanım Bey toplantı da. Beni vuracaklar diyordu, gittik. Kim vuracak dedi? Kara. Ne karası? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Arka kapıdan girip adamı götürmeye çalışmışsınız. Size emri kim verdi? Mete mi? Teslim ol çağrısında bulundunuz mu? İlk ateş onlardan geldi. Biz savunma pozisyonu aldık. Kim olduklarını biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyorduk. Siz sorulara cevap verin. Sorulara cevap ver Osman. Emredersiniz komutan. Hayır sayın savcım. Ben o gün Bakır'ı tanımadım. Teşhis etmedim. O şartlarda da teşhis etmek pek mümkün değil. Savcı hanım, biri Mete Bey'in koruması için tahsis edilen memur, diğeri uzun yıllardır yanında olan sadık bir adam. Tabii konunun Mete ile olan ilişkisini inkar ediyorlar. Evet savcı hanım. Öztürk'ü onlar vurmadıysa kimin vurduğunu söylüyorlar? Kara'nın vurduğunu söylüyorlar. Öztürk Mete'nin kasasıydı. Kara ile ne ilgisi var? Kara ya ölü ya kaçak. Suçlamak için ondan daha iyisi olamaz. Mete'yi alın. Teşhis etmiş olsaydım da durum daha farklı olmazdı efendim. Bakın. Çatışma başladığında ilk duyduğunuz size doğru gelen mermilerin ıslık sesidir efendim. Ondan sonra kulağınız da pek iş görmez. O saatten sonra görülen her şey hedeftir. O gün de aynen böyle oldu. Bundan eminim Kanat. Bundan eminim. Ama hepimiz kanunun sorduğu soruları cevaplamak zorundayız. Bakır tam bir alçaktı. Evet doğru. Ama ben kişisel meseleler için birini öldürmem. Bunu yapmam. Ama mesele görevse, Ferişte Ağa gelse tanımam. Başka sorunuz var mı sayın savcım? Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Burada yabancı bir bayan var. O bir şeyler soruyor hocam. Beklesin Mahmut Efendi, bakarız. Merhaba. Ayşe'nin bayılması çarpmaya bağlı değil. Kalbin çalışmasında çok ciddi bir düzensizlik var. Yoğun bakım aldık. Ameliyat gerekebilir. Ameliyat mı? Antalya'ya sevk edebiliriz. Duruma göre bakacağız. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Bir aksilik var. Nedir? Bu kız gebe. Nasıl gebe? Bas bayağı gebe. Hem de 13 hafta görünüp durur. Bu daha çocuk ya. Hangi arada ameliyat almış Allah aşkına? Ne yapacağız? Ne yapacağız var mı? Kadın doğumda Salih Hoca'yı çağırdı hemen, acil. Ne gibi? Ne diye? Eylem mi yapıyorlar? Siz de karşı eylem yapın. Ama kanun dışına çıkmamak kaydıyla. Bu boktan düzen aldığı hiçbir şey geri vermiyor ki. Oğlumuzu versin. Sömürebildiği kadar sömürüp fırlatıp atıyor. Başka yerlere. Müdürüm, savcı hanımın açık talimatı var. O riski alamam.
Girin. Akademi de büyüklerinize saygı öğretmediler. Efendim, kimseye arıcılıklı muamele yapmamayı sizlerden öğrendik. Haddini aşıyorsun. Bunun hesabını çok ağır sorarım sana. Ben görevimi yapıyorum. Köpeklik yapıyorsun. Götürün.